Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, görev ve sorumluluk sahası içerisinde yer alan 17 ilçenin tamamında altyapıya ilişkin her türlü soruna müdahil olmaya devam ediyor. Bunun yanında MASKİ, afet ve acil durum hallerinde daha etkili ve sistemli bir müdahale sağlamak adına kendi bünyesinde bir birim kuruyor. İdare tarafından oluşturulan MASKİ Afet Koordinasyon Merkezi sayesinde olası sel, deprem, fırtına, toprak kayması, çığ durumlarında ilgili tüm birimlerin, araç, ekipman ve personelin tek bir merkezden yönetimini mümkün hale getirecek. MAKOM'la yalnızca olay anında ve sonrasında değil, öncesinde de gerekli tespitleri yaparak olası tehlikelere karşı da önlem geliştirilecek. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurumlarıyla da sürekli koordinasyon ve iletişim halinde kalınarak haritalar ve veri tabanları üzerinden düzenli şekilde raporlanması da sağlanacak. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, MASKİ bünyesinde Afet Koordinasyon Merkezi kurduklarını anlattı ve 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz dedi. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Manisa'mızın tamamına ulaştırdığımız hizmetleri bir adım daha öteye taşıyarak afet ve acil durum hallerinde daha etkili ve sistemli bir müdahale sağlamak adına kendi bünyemizde Afet Koordinasyon Merkezi MAKOM'u kuruyoruz. Olası sel, deprem, fırtına gibi acil durum ve afet hallerinde tüm risk yönetimini artık bu merkez üzerinden yürüteceğiz. Ayrıca buradaki planlama yalnızca müdahaleyi yapmak değil, sonrasında da destek birimlerimizle meydana gelen zararı minimize etmek üzerine kurulu olacak. Böylelikle daha sistemli ve etkili müdahaleyi sağlayarak araç, ekipman ve personelin tek bir merkezden yönetimi ile daha sürdürülebilir bir altyapı hizmeti sunacağız. Ayrıca İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü başta olmak üzere diğer kamu kurumları ile de sürekli koordinasyon ve iletişim halinde kalınarak haritalar ve veri tabanları üzerinden düzenli şekilde raporlanmasını da sağlayacağız. Gönül ister ki böyle durumlar hiç yaşanmasın. Ancak doğal afetler de adı üzerinde ve hayatımızın bir gerçeği. Görev sahamız içinde vatandaşlarımızın güvenliğini ve refahını sağlamak için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz.